Herkese iyi haftalar sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet, yine bir sürü rakam açıklandı. Yine bir sürü rekor kırmışız maşallah. Diğer taraftan benzine zam var bu akşam itibariyle. Dolar euro paritesi eşitlendi. Bu bize neler getirecek onu konuşacağız. Ve bir de Amerika'daki Bloomberg'in ciddi bir analizi var. Hem de bunu sormak istiyorum. Ekonomist Murat Sürürlü Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat ve iyi haftalar. İyi haftalar sevgili Ebru. Yaz sıcak geçiyor ama gördüğüm kadarıyla sonbahar daha sıcak geçecek. En azından bu ekonomik açıdan. Evet, öyle görünüyor. Peki dediğim gibi yine bir sürü rekor kırmışız. Bir sürü endeks açıklandı, enflasyonlar açıklandı. Yine rekor tazelemişiz. Bunların hepsini konuşacağız. Dediğim gibi Amerika'daki Bloomberg'in yaptığı analiz de çok önemli ama ben dolar-euro paritesiyle başlamak istiyorum. Uzun süredir konuşuyoruz zaten. Avrupa'da işler iyiye gitmiyor. Orada da her geçen gün kötüye gidiyor. Sonbahar onlar için de çok zor olacak. Kış çok zor geçecek diyoruz. Parite de eşitlendi. Hem onlar için ne olacak ama ondan daha önemli bu paritenin eşitlenmesi bizim başımıza ne işler açacak, onunla başlayalım dilerseniz. Ebru, Almanlar bizi kıskanıyor. Evet. Ya şimdi bu açıktı. Bir Avrupa Birliği enflasyona karşı tepki vermekte gecikti. Bu yüzden paraları da değer kaybediyor. İki, Ukrayna-Rusya savaşı özellikle de enerji ve ham madde vesaire ham madde tedariki yüzünden Avrupa'daki ekonomiyi daha olumsuz etkiliyor. Daha da olumsuz etkileyebileceği konuşuluyor. Bu yüzden Avrupa'da bir resesyon, resesyonu engellemek için Avrupa'nın faizi arttıramayacağı gibi varsayımlarla euro değer kaybederken dolar değer kaybediyor. Bu da işin normali. Amerika bu gerilimden faydalanır. Nasıl faydalanır? Çünkü Amerika enerji kaynaklarında ithalatçı değil, ihracatçı konumuna geldi. İki, savaşın etkileri Amerika Rusya'ya çok daha az bağımlı. Üstelik de büyük bir silah üreticisi. Dünyaya silah satacak. Bu gerilim Amerika'ya yarar, Avrupa'ya zarar. Bu yüzden de paraları eşitleniyor. Bunun Türkiye'ye etkisine gelince, bunun Türkiye'ye iki tane etkisi var. Biri çok konuşulmayan etkisi, diğeri çok konuşuluyor çünkü. Şimdi Avrupa resesyona girer, durgunluğa girerse bizden daha az mal talep edecek demektir. Evet. Bu da Türkiye'nin ihracatını baltalar. Bu çok dillendirilmiyor. Ama diğer konu, yani Türkiye'nin İthalatının büyük bir kısmı dolarla yapılıyor, ihracatının euro ile yapıyor. Dolayısıyla parite etkisiyle ihracatımız daha zor artıyor ama ithalatımız daha kolay artıyor. Bir de tabii borçların yapısı var. Türkiye'nin borçlarının yapısı büyük ölçüde dolara bağlı olduğu için gelirlerimiz dolar bazında azalırken borçlarımız aynı kalıyor. Bu iki etki Türk ekonomisini yavaşlatacaktır. Yani sorunları büyütecektir bu. Evet. Peki dediğim gibi Bloomberg'in analizini de konuşacağız ama yine tarım girdi, fiyatları açıklandı. Orada rekor kırmışız. Yıllıkta yine %134.96, aylıkta da yine 7.92. Yurt dışı üretici enflasyonu da yine Temmuz'da rekor kırdı. O da yıllıkta %111.34 oldu. Bunlara da bakacak olursak herhalde o enflasyon inecek, sıfıra gelecek açıklamaları da böyle aklıma geldikçe gerçekten gülesim geliyor. Yani ben de gülüyorum. Ekonomi bilen herkes de gülüyor. İçeride dışarıda kim olursa olsun. Türkiye'de enflasyon inmeyecek. Türkiye'de enflasyonu indirmek çok uzun süre, bak Ebru, bunu buradan net olarak söyleyeyim. Türkiye'de enflasyonu makul bir seviyeye indirmek çok uzun süre, yani seçimlerden sonra bile çok uzun süre kolay olmayacak. Niye kolay olmayacak? Çünkü üretici enflasyonun böyle arttığı müddetçe tüketici enflasyonunu ancak işte TÜİK'in kalem oynatmasıyla indirirsin. Başka türlü indiremezsin. Matematiğe aykırı. Yani ekonominin doğasına aykırı. Tarımsal girdi fiyat endeksi %134. Yurt dışı üfe %111 artmış. Yani bunlar 3 hanedeyken de tüfeği 2 hanede tutamaz. Mümkün. Evet. Yani ipin ucu bir kere kaçtığı zaman yakalamak çok zor. Bu şey gibidir, hani bu bantlar vardır ya, bantın ucunu kaçırırsın, yapışır, sonra ayırmak için 40 saat uğraşırsın, onun gibi. Yani hatayı bir defa yaptığın zaman tamir etmek çok zaman ve emek istiyor.
kolay değil. Peki bir de Bloomberg'in analizi var dedik. Rusya Türkiye'ye borç mu verecek diyorlar. Bir Rus bankasının Türkiye'ye ruble cinsinden kredi verebileceğini, Türkiye'nin de bu rubleyle Gazprom'a ödeme yapabileceğini yazdı Bloomberg. İki ülkenin de böylesi bir mekanizmadan kazançlı çıkabileceğini, fakat bunu yapmaları yaptıkları zaman Türkiye'nin yaptırım riskine de işaret ettiği bir analiz yayınladı. Böyle bir şey yaparlarsa, Rusya'dan böyle bir borç alırlarsa, ruble almış olmamız, Gazprom'a bu anlamda ödeme yapmamız ve sonrasında gelecek yaptırım, yani bu analizi nasıl yorumlarsın? Türkiye zaten İran yaptırımlarını dermekten dolayı mercek altında şaibeli bir ülke. Malum en büyük kamu bankalarından birinin, Halk Bankı'nın yöneticisi Hakan Atilla tutuklandı, cezaya çarptırıldı ve hapis yattı, uzun süre hapis yattı. Dava devam ediyor. Her ne kadar burada biraz uyutuldu gibi görünse de o dava devam ediyor. Şimdi bütün dünya, daha doğrusu Batı dünyası, özgür dünya, Rusya'ya Ukrayna'daki haksız işgalinden dolayı yaptırım uygularken, siz o ya da bu şekilde bu yaptırımları delecek iş ve eylemler yaparsanız sonucuna katlanırsınız. İşte Belarus gibi siz de şeyin içerisine koyarlar, torbanın içerisine koyarlar, yaptırıma uğrarsınız. Dolayısıyla Türkiye-Rusya ilişkilerini çok dengeli yürütmek zorundadır. Eğer burada çünkü başka duyumlar da var, mesela Akkuyu gibi şirketler, işte başka Rus şirketleri, bir takım Rus vatandaşları Türkiye'ye gelip vatandaşlık alıp buradan yaptıkları işlerle ambargoyu delecek işler yapıyorlar falan filan gibi duyumlar geliyor kulağa. Bunu biz duyduğumuza göre Amerika, Avrupa Birliği, İngiltere, orası burası da duyuyordur. Onlar da bu yaptırımların delinmesine izin vermeyeceklerdir. Şimdi diğer tarafta Rusya tarafı da geçen gün bir açıklama yaptı bu S-400'lerin ikinci fazı için anlaşma imzalandığına dair. Türkiye bunu yok ya öyle yok bir şey yok demedi. İlk imzalandığı gibi yürüyor dedi. Halbuki ilk imzalandığında ben yanlış hatırlamıyorsam zaten bir parti gelecekti, sonra bir parti daha gelecekti vesaire. Türkiye orada da devam ediyor olabilir. Bunların hepsi tabii Türkiye'yi yaptırımları açık hale getiriyor. Türkiye zaten çok derin bir ekonomik kriz yaşarken bir de peki Rusya'nın desteği burada yeter mi? Rusya'nın desteği kendine yetmiyor, bize yeter mi? Şimdi borcu rubleyle Alman, yenle Alman, dolarla Alman, euroyla Alman arasında bir fark yok. Borç borç, repo. Yani kendin gibi düşün. Yani bir arkadaşından borç alıyorsa hangi para birimiyle aldın fark eder mi? İster dolarla al, ister euroyla al, ister rubleyle al, ister altınla al, ister yenle al. Ne fark eder? İster İsviçre frangıyla al, ister sterlinle al. Yani para birimi değişmez. Dış borç dış borçtur. Ama rublenin şöyle bir riski var. Biz Rusya ile olan dış ticaretimizde açık veriyoruz. Yani biz diyelim ki 100 birimlik mal satıyorsak Rusya'dan 250-300 birimlik mal alıyoruz. Dolayısıyla yani bu ticarette ruble kullanmak ancak Rusların bizi kredilendirmesiyle mümkün. Yani şey yok. Yani Ruslara sen dolarla euroyla ödeme yaptığın zaman niye ödeme yaptın demiyor adam. Yani işin rubleye çevrilmesi Rusların işine yarar. Niye Rusların işine yarar? Çünkü Ruslar dolar, euro bulamıyorlar, onu kullanamıyorlar ama rubleyi istedikleri gibi basıp kullanabilirler. Bizim açımızdan bir faydası yok. Tamamen Ruslara yarayacak bir iştir. Yani onların elini rahatlatacak, ne bileyim ihracatlarını, ithalatlarını rahatlatacak bir iştir. Ya duyduğuma göre durum o kadar vahim ki bazı Rus uçaklarını, yani hala hazırda uçuşta olan bazı Rus uçaklarını hangara çekip parçalayıp oradaki yedek parçaları diğer uçaklara aktarıyorlarmış. Şimdi Türkiye'de muhakkak bir takım cin fikirler çıkarıp işte Avrupa'dan alayım bunu burada millileştireyim Rusya'ya göndereyim falan filan gibi işler çıkabilir. Yani bunlar tabii hele hele bir de hükümetin göz yumması falan olursa Türkiye'nin başını çok ciddi belaya sokar. Gerçekten dediğiniz gibi bu kadar kırılgan bir ekonominin içinde yaşıyorken bir de böyle bir yaptırımın olabilmesi hiç düşünmek bile istemeyeceğimiz bir konu. Peki haftanın ilk gününde bir sürü rakamlar açıklandı dedik. Tabii bu arada CDS primleri de açıklandı. Risk primlerimiz de yine 800 bas puanın üzerinde test etti. Yani 29 Temmuz'dan beri yine en yüksek seviyeyi gördük. Benzine de bu akşam yine zam geliyor.
Yani tabii rakamları ortada. Bu arada konuşmadığımız bir şey var. Bu Varank bir tweet attı. İşte Avrupa'da en ucuz doğalgazı Türkiye'de, Ankara'da haneler kullanıyor falan filan diye. Doğru. Çünkü nominal olarak baktığınız zaman öyle. Tabii nedense bu arkadaşlar hep şey yapıyorlar. Harcamaları konuşuyorlar, gelirleri konuşmuyorlar. İki, Türkiye'de hane halkının ödemesi gereken doğalgaz faturalarına düşük zam yapılıyor ama elektrik santralleri, sanayi ve ticaret haneleri çok yüksek zam yapılarak faturanın bir kısmı onlara ödettiriyor. Oh olsun ödüyorlar diyeceksin ama iş öyle olmuyor. Kazın ayağı öyle değil. Onlar yüksek doğalgaz faturası ödeyince fiyatlarına zam yapıyorlar. Bu sefer sen onları enflasyon vergisi olarak ödüyorsun. Yani biz aslında kamunun finanse ettiği doğalgazı enflasyon vergisiyle de ödüyoruz. Ama ödediğimizi fark etmiyoruz. Bu da iktidarın işine geliyor. Peki. Bugün de böyle noktalayalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.